aşurede tadı kadar görüntüsü de önemli. Gördüğünüz gibi hacı amcam tadına verdiği önemi görüntüsüne de veriyor. Eskiler ne demiş? Önce göze, sonra mideye. Aldık aşureyi. Nasıl tadı? Şimdi bakalım bir tadına bakalım. Bir bakalım, ondan sonra söyleyelim. Hacı amcanın eline koluna sağlık. Nasıl, güzel mi tadı? Çok güzel. Evde yaptığınıza benziyor mu? Yok, buradaki daha bir daha ustalar yapıyor herhalde, daha bir güzel. Peki evde siz nasıl yapıyorsunuz aşureyi? İşte vallahi komşularla birlikte yapıyorum ben. Hep beraber. Hep beraber yapıyorum. Ne güzel ya aşure, hani paylaşmakla büyüyen bir lezzet. Evet, yani evet. Komşularla birlikte olunca daha bir güzel oluyor. Aşure bu kültürün vazgeçilmez parçalarından bir tanesi ve Malatya Pazarı'nın meşhur aşure gününde aşure almak için insanlar şimdiden kuyruk olmaya başladı bile, bu güzel tadı tadabilmek için. Ama biz şanslıyız. Biz hem yapılırken yanındaydık, hem süslenirken ve bolca yedik ve yemeye devam ediyoruz. Gel buraya gel. Kaç tane aldın öyle? 4 tane. 4 tane. Hepsini sen mi yiyeceksin? Yok, dağıtmaya götür. Dağıtmaya götür. Hadi koş o zaman, soğumadan. Aşure sıcak sıcak yenince daha bir güzel oluyor. Hepsini yiyecek misiniz? Evet, ben çok severim. En güzel tatlı herhalde, en hafifi değil evet, mi? Evet, süper. Sağlıklı mı? Evet. Sağlıklı olmaz mı? İçinde evet, neler var ya? İnanır mısınız? Kolesterolü bile bunu veriyorlar. Öyle mi? Evet. Birebir geliyor. Tabii. Bu aşurenin içerisine eskiden bakla atarlardı. Birkaç bakla. Tane, üç tane bakla. O bakla kimin önüne gelirse hani yediğiniz zaman o çok zengin olurdu. Bir rivayete göre diyorsun. Evet. Peki, peki. Üç tane bakla. Bakla çıktı mı içinde? Bunun içinden çıkmadı canım. Yok, koymamışlar. Bakla koy. Ben koyuyorum. İnşallah bakla. Sizinkinde çıkacak. Nasıl, güzel mi? Süper abi. Sen de burada esnafsın. Evet. Sen aşureyi nasıl yaparsın? Nasıl? Anlarsın yani kuru yemiş sattığına göre aşureden. Ben anlamam abi. Tadından anlarsın en azından ya. Ondan da mı anlamazsın? Hiçbir şeyden anlamam. Ben de yemeden anlarım abi. İşte onu diyorum. Yemeden, tadından anlarsın. Ben yemeden anlarım abi. Evdeki aşureye benziyor mu tadı? Yok. Hangisi daha güzel? Daha farklı. Tabii evdeki hanımın aşuresi daha iyidir yani. İstiyorsan bir aksini söyle. Bir hanımın aşuresi kötü de o zaman aşure görebiliyor musun? Yani. Ya yılda bir kere acı baba verirse acı, onu görürsün onu artık. Onu görürüz. Evde devam yaptığız hanıma. Bir kötü derse yanım bir daha yapmaz ben yani. Ben bir kez daha garanti al. Hanımın aşuresi daha güzel. Daha güzel tabii. Tamam. Hadi güzel. Afiyet olsun. Kime gidiyor bunlar? Buradaki tüm esnaf arkadaşlara. Bütün esnafa da gidiyor mu? Tabii ki, hep beraber yiyoruz. Senin hoşuna gider mi? Gitmez olur mu? En sevdiğin tatlı. En sevdiğin tatlı, sütlaç fırında. Fırında diyorsun, evet. Ya, bir kabuk bağlayacak. Birazcık. Ama aşurenin yeri bin başka değil mi? Tabii ki, haliyle içinde çeşit çeşit. Hadi soğumadan götür, esnaf dövecek seni. Hadi. Evdeki aşure mi, buradaki aşure mi daha güzel? Hadi bakalım. Vallahi bilmem ne diyeyim sana. Evde aşure yapmıyoruz. Yok mu evde? Evde yapmıyoruz. Peki tadı güzel miydi? Efendim? Tadı güzel miydi? Güzel. Nasıl, güzel mi? Afiyet olsun. Hacı amcam bol kepçe aşure dağıtmaya devam ediyor. Biz de kısmetimizi bir tane kapabildik burada. Herkes hani kapış kapış gidiyor derler ya. Aşure burada kapış kapış gidiyor. Üstelik sıcak sıcak da yiyoruz. Siz yemeye devam edin. Biz aşuremizi yemeye devam edeceğiz. Turkish delight, same. Turkish delight. Okay. Is it sweet? Yeah, sweet, sweet. Turkish cultural sweets. Traditional. Traditional. Okay. Can I take a camera? Yes. Okay. Gel, oo, iyiydi amcam benim. Doğru. Nasıl, güzel mi? Kaymak gibi valla. Valla kaymak gibi. Kaymaklı lokum gibi. He valla. Baklava abi. Gibi mi? Evet abi. Eski Anadolu'da öyle derler. Baklava evet, gibi olmuş. Eskileri ya. Daha güzel tabi. Evde daha... Evde yapılır mı aşure? Yapılmaz olur mu hemşerim? Nasıl, güzel mi? Kaymak gibi olur valla. O da mı kaymak o gibi? O da aynı. Hanım abi. Korkusundan mı kaymak gibi diyoruz yoksa gerçekten yok, kaymak? Yok, ben kokmam. Hanımdan kokmam. Malzemesi bol konulur mu sizin evde? Tabi. Ne gerekiyor içine onun hepsini korur.
Paylaşmak zorundayız değil mi aşureyi? Tabii abi, tabii. Sadece aşureyi mi? Her şeyi. Paylaşıyor muyuz peki? Allah'ın izniyle, o mümkün olduğu kadar. En güzel şey paylaşmak. Ayaklı Mikrofon'dan bugünlük bu kadar. Bizlere her konuda yazmaya devam edin lütfen. Bunun için elektronik posta adresimiz ayaklimikrofon@samanyoluhaber.tv. Posta adresimiz Ayaklı Mikrofon Programı Samanyolu Haber Televizyonu 34692 Üsküdar İstanbul. Telefon açmak isteyenler 0216 344 8560 numaralı telefonu kullanabilirler. Bugün aşure yapmaya çalıştık ve size aşure ile ilgili ufak da olsa birkaç bilgi vermeye çalıştık. Yarın bir başka konuda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.